Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte 3 4 5 yayınlarının 12 adet TYT matematik denemelerinin geometri çözümlerine başlıyoruz. Bunun yanında ben AYT şu yanda gördüğünüz, şurada gördüğünüz AYT denemelerinin de matematik denemelerinin de çözümlerini, geometri çözümlerini yapacağım arkadaşlar. Peki şuradaki gördüğünüz bu genel denemenin çözümlerini kim yapacak? Genel denemenin geometri çözümlerini de şuradaki gördüğünüz Arkadaşlar yani İlhan hocamız merkeze teyit evet, İlhan hoca kendi kanalında yapacak. Aynı zamanda bunların çözümlerine siz eee 3 4 5'in uygulamasından da uygulama sitesinden de ulaşabilirsiniz. Sanırım ya yüklendi ya yüklenecek öyle bir şey olması lazım. Ben de tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Ama bizden de izleyebilirsiniz, uygulamadan da izleyebilirsiniz. Peki hocam matematiği kim çözecek? Benim bildiğim şu an İsmail hoca yani SML hoca yan tarafta görüyorsunuz İlhan Hocamla birlikte. İsmail Hoca da AYT çözümlerini yapacak diye biliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet ilk videonun e, girişi biraz uzun oldu. Bundan sonraki videolarda sizi böyle oyalamam. Direkt sorulara dalarım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E o zaman ne diyoruz? 3-4-5 yayınlarının 12 adet TYT matematik denemelerinden geometri çözümlerine başlayalım mı? Hadi başlayalım arkadaşlar. Geometrinin birinci sorusu yani bu testin bu denemenin 31. sorusuyla başlayalım isterseniz arkadaşlar. Tepe açısı 20 derece olan özdeş A ve B ikizkenar üçgenleri özdeş ve ikizkenar üçgen. A'nın eşit kenarlarından biri B'nin tabanı bir doğru üzerine gelecek biçimde yan yana yerleştirilmiş. Şöyle yerleştirilmiş. Arkadaşlar bu ikizkenar üçgen Eşit kenarları gösterelim. Eşit ikizkenar üçgen. Eşit ikiz kenar üçgen olduğu için şu eşitleri de gösterelim. Bakın göstermezsek şuradaki ikiz fark edemeyiz. O yüzden bu bilgiler önemli. Eş yapılarda bu eşitleri mutlaka koyacaksınız. Bunun da tabanı buraya konmuş. Evet. Tepe açısı kaç dereceydi? 20 dereceydi. Hocam bunun tepe açısı 20 derece. Tepe açıları 20 dereceyse 180 ile 20 çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman taban açılarını da 80-80 diye bulur muyuz? Buluruz. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi de bakın 80-20 daha 100. Buraya ne kaldı? 80 kaldı. Ve şu üçgen bir ikizkenar üçgen, üçgen diye mi? Tepe açısı 80 derece diye mi? 180'den 80 çıkar. 100. 2'ye böl. 50 50 yaptı mı yaptı. O zaman 31'in sorunun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 32. soruya. Ön yüzü gri, arka yüzü mavi renkte olan dikdörtgen biçimde kağıt üzerine konulan santimetre cinsinden ölçüm yapan bir cetvel yardımıyla şekil 1'deki gibi 4 rakımına kadar Ortasından yani simetri ekseni boyunca dikdörtgenin simetri ekseni boyunca e, doğrusal olarak yırtılmış. Sonraki adın yırtılan kısmı şekil 2'deki gibi katlandığında katlanan uçlardan biri dikdörtgenin bir köşesi üzerine geliyor. Evet şurayı şuradaki nokta arkadaşlar tam buradaki nokta nereye gelmiş buraya gelmiş. Bakın görüyorsunuz. Kağıdın 0 ve 9 rakamına denk gelen kenarları cetvel ile dik konumlu olduğuna göre. O zaman cetvel dik konumluysa şu bir dikdörtgen bilir. Evet bu dikdörtgen yani o zaman buradan ne bulduk arkadaşlar? Şurası 0'dan 9'a kadar. Kaç birim uzunluğunda olduğunu söylüyor bize? 9. Şimdi sen 9 ile 5 arasını şuraya 4'e kadar yırtmışsın. O zaman bu uzunluğun kaç birim olduğunu söylüyor? 5. E sen bunu böyle katladığın zaman hani şurası 5 ya şurası 5 katladığın zaman katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacağından burası da 5 mi oldu? Evet. E hocam zaten bak burası 4. 4, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeni. Bizim bu cetvel tam simetri eksenin olduğu yerden konulmamış mıydı? O zaman burada e, ne olacaktır? Burası 3 ise şuradaki uzunlukta 3 olacaktır. E, toplamda bu uzunluk kaç yaptı? 6 yaptı. Bizden ne isteniyor? Kağıdın ilk halinin alanı nedir? 6 çarpı 9 cevabımız kaç yapar? 54 yapar. 32. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 33'e. Doğrusal bir gövde ve köke sahip olan bir çiçek şekil 1'deki gibi şekil 1'deki büyüklükteyken bir süre geçtikten sonra gövde ve kök orantılı uzayacak. Ya hocam 9 ve 6 var burada. 9 bölü 6 nedir? 3 bölü 2 orantılı uzayacaksa bu 3K uzamış. Bu da ne kadar uzayacak o zaman arkadaşlar? 2K uzayacak. Ha, hocam toplamda bak burası 25. Şu uzunluk toplamda 25 mi olmuş bu orantılı bir şekilde uzadığı zaman? Evet. Şunları toplayalım. 5K artı 15. 5K artı 15 eşittir 25 ise buradan 5K eşittir ondan K'yı kaç buluruz? 2 buluruz. Buna göre bu süre içinde çiçeğin gövdesinin uzunluğu kaç santimetre artmıştır? Çiçeğin gövdesinin uzunluğu ne kadar artmıştı? Bu kadar artmıştı. Yani 3K kadar artmıştı. K'yı 2 bulmuştuk. K yerine 2 yazdığımızda 2 kere 3 6 oldu gençler cevabımız. Evet. O zaman cevap Cihan oldu 33. soruda. Geldik 34. soruya. İki iç açısı 50 derece ve 100 derece olan yukarıdaki üçgenlerden 6 tanesi eş kenarları sırasıyla üst üste gelecek biçimde birleştirilerek aşağıdaki paraya kenarlar elde edilmiş. Evet bu üçgenlerden şöyle bir şey elde etmişiz. 6 tanesi bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesiyle. E arkadaşlar 100 derece 50 derece. E burası 100 derece 50 derece. Buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. E bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılı değil miydi? Evet en küçük kenar 30'un karşısındaki sonra 50'nin karşısındaki sonra da 100'ün karşısındaki olmak zorunda. O zaman burada değer verelim. Hiç ABC ile uğraşmayalım. Mesela burası 2 30'un karşısı en küçük kenar. Sonra 50'nin karşısı 3. Buraya da isterseniz 4 diyelim. Üçgen eşitliği sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 1 2 3 yazacaktım ama üçgen eşitliği sağlanmıyor arkadaşlar. 1 2 3 de sağlanıyor mu? 1, 2, 3 yok sağlam diyor. 2, 3, 4 de sağlam için 2, 3, 4 yazdım. 1, 2, 3 yazsanız da doğru çıkacaktır ama neyse doğru olan şeyi yazmak istedim burada. Siyah kenara 2 dedim. Kırmızı kenara 4 dedim. 2, 4, 2, 4 yazınca bunun çevresi kaç yaptı arkadaşlar? 12 yaptı. Sonra siyah kenar kaç? 2. Ee, sonra mavi kenar kaç? 3 olduğundan dolayı. Burası kaç yaptı arkadaşlar? Çevresi 10 yaptı. Sonra mavi kenar 3 hocam Kırmızı kenarda 4 hocam olduğundan dolayı çevresi 4, 4, 8, 6 daha 14. Bunun çevresi de 14 yaptı. En uzun kenar CD. Çevresi olarak en uzun C sonra A sonra B. C, A, B hangi şıkta var? C, A şıkkında var. Yani 34. sorunun cevabı böylelikle. C, Han çıktı arkadaşlar. Geldik 35'e. Kenar uzunlukları aynı birim cinsinden verilen bir dik yamuk. Dik köşelerinden biri etrafında ok yönünde döndürüldüğünde. ABC doğrusal olmaktaymış. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Arkadaşlar yamuğun üst, üst tabanı ne? Alt değil mi? E, döndürüldüğünde yamuğun üst tabanı altı iken döndürülmeden önce de yamuğun üst tabanı alt değil midir? Evet. E dik yamuk var burada. Dik yamukta insan ne yapıyordu? Hemen insan olan şu dik dörtgeni çizip dik üçgeni oluşturur diyorduk gençler. Değil mi? 6 ise hocam burası 6. Tamam 21 olduğundan buraya 15 kaldı. 15, 17 buradaki dik üçgenden ne üçgeni? 8, 15, 17'den 8 oldu burası. A 6 8 13 üçgeninden burası da kaç yapar arkadaşlar? 10 yapar. Şimdi ne? BCx, Hocam X bak bu yamuğun alt tabanında. Yamuğun alt tabanı uzunluğu normalde burası kaç? X artı 10. Yamuğun alt taban uzunluğu normalde kaç yapmalı arkadaşlar? 21 yapmalı. Yani x artı 10 eşittir 21 ise x buradan ne geldi o zaman arkadaşlar? 11 geldi. 35. sorunun cevabı böylelikle. Ceyhan oldu. Geldik 36. soruya. Ha, dikdörtgen şeklinde güzel bir soru gibi gözüküyor. 19 birim kare alanlı. Hemen bunun alanının 19 olduğunu gösterelim. Dikdörtgen biçiminde kesneyebilen malzemeden üretilmiş bir maske yan kenarlarına bağlı iplerden ok yönünde çekildiğinde esneyerek 13 birim kare alanlı dikdörtgen görünümü alıyor. Evet 13 birim kare oluyormuş alanı. Esneme sonunda maskenin yatay kenar uzunluğu bir birim uzayıp burası x ken sonrasında x artı 1 olmuş. E, diğer kenar uzunluğu da azalmış bir birim azalmış arkadaşlar burası. Azaldık kısaldığına göre başlangıçta uzun kenar kısa kenardan kaç birim daha uzundur yani bizden ne isteniyor x eksiye uzun kenar kısa kenardan uzun kenar kısa kenardan ne kadar fazladır diye soruluyor arkadaşlar. İşte böyle e, matematiksel ifadeleri işlemleri kullandıran sorulardan biri ÖSYMde dikdörtgen ve kare sorularında genelde de bunu sormayı tercih ediyor. Bakalım nasıl bir soruymuş. X çarpı Y'yi kaç vermiş arkadaşlar? X çarpı Y'yi 19 vermiş. Bunu bir yazalım. E burada da hocam Y eksi 1 ile X artı 1'in çarpımı kaç yapmalı arkadaşlar? Bu ikisinin çarpımı da 13 yapmalı. Eyvallah. E çarpalım bakalım. Hop şu şu. Hocam Y X artı Y eksi X eksi 1 mi yaptı? Eksi X eksi 1 eşittir 13 olmalı. Hocam zaten bak x çarpı y 19. 19 burada kalsın. Sonra y eksi x var burada. Bizden x eksi y isteniyor. Eksi x'i öbür tarafa atalım. x artı y'yi de öbür tarafa atalım. Eksi y oldu. 19 vardı burada. Bir de eksi 1 vardı. Artı 13'ü de öbür tarafa atınca eksi 13 oldu. 19'dan 1 çıktı 18. Bir de 13 çıkar 5 yapar. O zaman 5 eşittir x eksi y oldu. Bizden de zaten 5 isteniyor arkadaşlar. 36. sorunun cevabı böyle denizli çıktı. Geldik 37'ye. Dikdörtgen biçiminde 11 eş yüzeyden oluşan bir kağıt. Şekildeki gibi katlandığında birer yüzeyi ortak ve tabanları düzgün çokgen olan iki prizma biçimini alıyor. Hocam beşgen ve altıgen. E 5 6 daha zaten kaç yaptı arkadaşlar? 11. Yani birer yüzleri şöyle kağıtta yapıştırılmış oldu sadece orada. E, şu yüzüyle mesela şuradaki yüzü yapıştırılmış oldu. E, ya da öyle düşünün. Ya da bu yüzüyle şuradaki yüzü 1, 2, 3, 4, 5 ya bu. Şu şurasıyla yapıştırılmış oldu. Sonra öbürlerini de kapladığımızda o da altgen olmuş oldu arkadaşlar. Yani iki yüzeyi burada çakışmış oldu. Beşgen ve altgen. Buna göre prizmaların birer... Niye bunu açıkladıysam soruyu oku geç. Neyse. Buna göre prizmaların birer yan yüzeyi arasındaki x açısı kaç derecedir diye soruluyor. Yani beşgen var, altıgen var. Burada kaç, kaç derecedir diye sorulmuş bize arkadaşlar. Düzgün beşgenin öncelikle iç açısını bulalım. Hepiniz ezbere biliyorsunuzdur ama olsun. 360 bölü 5 dış açıyı buluyorduk. Öncelikle 72. Hocam dış açısı 72 ise iç açısı 108 yaptı. Hop buraya da yazalım 108. Hocam düzgün altıgenin dış açısı da 360 bölü 6'dan kaç yaptı? 60. Hocam dış açısı 60. iç açısı da kaç yaptı? 120 yaptı. Hop buraya da 120 yazalım isterseniz. E hocam x artı 108 artı 120 eşittir 360 dediğimizde x'i de buradan buluruz. İkisinin toplamı 228, 360'ta 360'tan 228 çıkarttığımız zaman yani sonu 0'lıdan sonu 8'e çıktığı zaman sonu ikili bir şey olacak. Sonu ikili bir şey de bir tek Adana da var. Büyük ihtimalle cevabımız Akçay olacaktır arkadaşlar. Ya da topla 360'tan 228 çıkart cevap zaten 132 yapıyor gençler. Neyse. Evet. Ben 37'nin sorunun cevabını böylelikle ne bulduk? Akçay bulduk. Geldik 38'e. Çevresi 16 birim olan bir dikdörtgen şekil 1'de kısa kenarı, şekil 2'de de uzun kenarı düz bir zemine gelecek biçimde konumlanıyor. Bir doğru parçası aynı noktası, evet aynı noktasını bu şekilde konumlanmış. Dikdörtgen köşesine gelecek biçimde sırasıyla konumlandığında ucunun zemin olan uzaklığı şekil 1'de 9, şekil 2'de de 3 birim olarak olmuş. Evet bir doğru parçasını konumlandırıyoruz arkadaşlar. Şuraya bir AB diyelim aynı doğru parçasını aynı konumda konulduğu için burası da AB oldu mu? Oldu. Şimdi arkadaşlar burası Dikdörtgenin kısa kenarına x diyelim. Uzun kenarına da isterseniz y diyelim. Hocam kısa kenarı x uzun kenarı da y ise şurada bir temel orantı var mı? Var. a bölü a artı b. a bölü a artı b. Neye eşittir arkadaşlar? y bölü 9 eşittir. y bölü 9 eşittir. Hocam burada da a bölü a artı b var. a o da a bölü a artı b. x bölü 3 M eşittir. Aynen öyle. Hocam buradan 3y eşittir 9x i. y eşittir ne geldi? 3x geldi. Hocam y eşittir 3x'i yazalım buraya. Başka? Ne yapacağız burada? Hocam benzerlikten başka bir şey bulabilir miyiz? Hayır. O zaman takıldık. Takıldığımız an ne yapıyoruz? Soruyu okuyoruz. Oku bakayım soruyu. Heh, çevresi 16 demiş burada. Çevresi 16 ise 3x ve x hatta burası da 3x hatta burası da x toplam 6. 8x'i bize 16 vermiş. Takıldığında mutlaka soruyu oku. Verilen bilgiyi kullanmamışsındır. O yüzden soruyu yapamazsın. Dikkatli bir şekilde soru soruyu okudun, okuyun. Her bilgi verilen bilgiyi kullanın. Ondan sonra sonuca ulaşırsınız. Her zaman söylüyoruz bunu zaten. X buradan ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Dikdörtgenin alanı soruluyor bize. Hocam burası 2 iken burası 6 oldu. E alanına ne yapacaktır gençler? 6 çarpı 2'den 12 yapacaktır sevgili gençler. 38. soru. Böylelikle balıkesir oldu. Geldik 39. soruya. Farklı yüzeylerin alanı ABC olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı 2 çarpı A artı B artı C burada söylemiş. Aslında dikdörtgenler prizmasının hepimiz alanını, hacmini falan filan biliyoruz arkadaşlar. Şöyle ki alanını ben yine de göstereyim. Adam demiş zaten de yine de gösterelim arkadaşlar. Şöyle şöyle bu da arka yüzeyler olsun. Şimdi bize diyor ki bu hocam üst taraf A ise alt taraf da A ya. Ondan sonra sağ taraf B ise sol tarafta B ya. Ön taraf C ise arka tarafta C ya. Hani iki tane A var, iki tane B var, iki tane C var. Zaten bunu daha öncesinde de söyledik. Böyle dikdörtgenler prizması ya da e, birim küplerle yapılabilen her prizmalarda işte görünen yüzey çarpımı 2 diye hep söyledik ama anlattık arkadaşlar. Burada görünen yüzey önü görüyorsun, üstü görüyorsun, Sağı görüyorsun ya. Burası A, B ve C. Bunun iki katı demek oluyor arkadaşlar. E o zaman ben buraya A, B ve C diyecek olursam. Bunun yüzey alanı aslında nedir? Alan dediğimiz Hocam tabandan iki tane var. AB'den iki tane var. Altlı üstlü. İki tane AB artı. Hocam sağlı sollu. B, BC'den iki tane var. İki tane BC artı. Bir de ne var? Altlı üstlüyü koyduk mu? Evet. Bir de önlü arkalı var hocam. A ve C burası ya. Hocam A çarpı C'den de iki tane var. Normalde yüzey alanı bu. Şundan bu bundan bahsetmiş zaten. Değil mi? Bir dikdörtgenler prizması düz bir zemine farklı yüzeyleri bu zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda hmm. Zemine gelmeyen yüzeylerin alanları toplamı verilmiş bize. Arkadaşlar bu zemine konulduğu zaman AB zemine konuldu. Zemine konulmayan yerler diğerleri değil mi? Bakın AB'yi koyduğum zaman bir tane AB zemine koyduğum zaman Bir tane AB mi kaldı dışarıda üst taraf mı kaldı? Bir de Diğerleri de aynı mı? Sadece bu zeminden dolayı gitti. Diğerleri de alan olarak 2BC ve 2AC kalmış oluyor mu arkadaşlar elimde? Evet, 2AC kalmış oluyor ve bu alan neye eşitmiş? 22'ye eşitmiş arkadaşlar. He. Ondan sonra şu yüzeyi üzerine koysam, BC yüzeyi üzerine koysam, BC yüzeyinin üzerine koyduğum zaman bir tane BC gitti, bir tane BC kaldı, bir tane BC kaldı. E, yüzey alanlarında ne kaldı? 2AC ve 2AB durmuş oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Çünkü şu yüzey üzerine yatırdım. 2AB ve 2AC de kalmış oldu. Bu da neye eşitmiş? 26 birim kareye eşitmiş. Onu da yazdık. Peki hocam bir de AC üzerine yatırdık yatıracak olursak AC üzerine yatırırsam AC üzerine yatırdığımda da ne oluyor arkadaşlar? Bir tane AC kalmış oluyor elimde. E diğerleri de 2AB ve 2BC de açıkta olduğu için alanlarda kullanabilir miyiz? Evet. Bunu da kaç olarak vermişler? 27 olarak vermişler. LSM seviyor arkadaşlar bu soruları ve güzel bir soru olmuş burada. Dikkat edin. Hoş sorulardan biri. Buna göre bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç birim karedir? Hmm. Yani şu soruluyor bize. 2AB, 2BC ve 2AC soruluyor. Arkadaşlar burada AB'ler, AC'ler verilmiş. Ne yapalım burada? Şunu elde etmeye çalışacağız ya. Taraf tarafa toplarsam 5AB artı 5BC, şu BC Artı 5 tane AC var. Toplayalım 22, 26 ve 27'yi. 75 mi yaptı? Evet 5'e böl. AB artı BC artı AC'yi kaç bulduk? 15 bulduk. Bizden ne isteniyor? Bunun 2 katı. E o zaman bunun 2 katı ne olacaktır arkadaşlar? 2 AB artı 2 BC artı İki tane daha C toplamı 30'a eşit olacaktır. Yani cevabımız 30 oldu. Güzel sorulardan biri arkadaşlar. ÖSYM mutlaka mutlaka her sınavda böyle bir sözel bir soru soruyor. Böyle değil de sözel bir soru soruyor. Hani böyle bir soruda sormuşluğu var. Yine bu tür sorularla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Ee, şu an mesela şey testin içerisindeyiz. Ne testi? Başlangıç seviyesi testin içerisindeyiz ama e, bu mantıkta bir soru gelmeye aday sorulardan biridir. Dikkat edin lütfen. 39. soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik 40. soruya. Ayrıtlarından biri 5 birim olan ayrıtlarından biri 5 birim olan sarıyla da gösterilmiş zaten. Özdeş iki kutu. Hocam tamam burası 5 birim. E, şu özdeş 2 kutudan diğer sarı tarafı da 5 birim. Tamam şunları yazdık. Özdeş iki kutudan üstü açık olanı düz bir zemine konuluyor. Üstü açık olanı düz bir zemine konuldu arkadaşlar şöyle. Çok güzel. Sonra diğer kutu yukarıdaki gibi üstü açık kutunun içine yerleştirildiğinde üstü açık kutunun içine sığan kısmının hacmi. içine sığan kısmı neresi arkadaşlar? Hop şurası içine sığan kısmı değil mi? Tam anlamıyla bakın şöyle çizeyim. Tam anlamıyla şu kısım İçine sığan kısmı yapmış oluyor arkadaşlar. Şurası. Yani buranın hacminden bahsetmiş bize. Evet. Şuranın hacminden bahsetmiş. Ben bunun yüksekliğine bir x dersem Hocam eş yapılar ya. Bunun da yüksekliği x. Ee, burası da x. E, burası xken iken burası da x oldu mu? Oldu. E o zaman bunun şurası da 5 olduğundan içine sığan kısmının hacmi şurasından bahsettiği için bize arkadaşlar bunun hacmi yazıyorum şuraya. 5 çarpı x çarpı x'i kaç vermiş? 20 birim küp olarak vermişim. E o zaman buradan x kare eşittir 4 geldi. X'i de kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. X dediğimiz 2 yani yüksekliğimiz 2 yaptı. Şuraya bir 2 yazalım arkadaşlar. 2 yazdık. E şurası da 2. Neyse devam edelim şimdi. 20 birim küp. Şekil 2'de de yine aynı şekilde kutunun içine sağ kısmından bahsediyoruz arkadaşlar. Şekil 2'de de kutunun içine sağ kısmı burası değil mi arkadaşlar? Şöyle göstereyim isterseniz şöyle ve şöyle. Kutun içine sığan kısmı burası. İşte bunun hacminden bahsediyoruz. Şuradaki uzunluk biliyor muyuz arkadaşlar? Bilmiyoruz. İsterseniz buraya bir Y diyelim. Şu kısma Y dedim arkadaşlar. Ya da şurası Y. Burası da Y yapmış oluyor. E zaten ben şuradaki uzunluğu buldum arkadaşlar. 2 diye. Buradaki uzunluk da zaten 2 birim. Y çarpı 2 çarpı 2 de bunun hacmi değil mi? İçine sığan kısmının hacmi. 2 çarpı bakın Y çarpı 2 çarpı 2 y çarpı 2 çarpı 2 neye eşitmiş arkadaşlar? 32'ye eşitmiş. O zaman y de buradan 32 bölü 4'ten kaç çıktı? 8 çıktı. Y'yi de 8 bulduk. Çok güzel. Prizmalardan birinin hacmi nedir diye soruluyor arkadaşlar. E o zaman uzun kenarı 8 bulduk. Kısa kenar zaten şurası 5'ti. Şu yüksekte 2 değil miydi arkadaşlar? 8, 5 ve 2'nin çarpımı soruluyor bize. O da kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 80 yaptı. Yani 40. sorunun cevabı böylelikle. Akçaay oldu gençler. Nasıl sorular? Bence çok güzel. Başlangıç seviyesindeki sorular arkadaşlar. Biliyorsunuz bu testte başlangıç seviyesinden iki tane testimiz var. Başlangıç seviyesi için çok güzel ve çok orijinal sorular da var. Öyle çok kolay sorular da yok yani onu da söyleyeyim. Yani tam böyle ÖSYM'nin sınavda sorabileceği tarzı sorular. Mesela tam sınava da uygun bir şekilde sorular sorulmuş zaten. Sınavda arkadaşlar iki senedir şöyle soruyorlar. Üçgen ve dörtgenden 7 e, üçgen ve dörtgenden 7 tane, çokgenden bir tane, katı cisimlerden de iki tane soruyorlar. Katı cisimlerden biri sözel, biri de şekilsel olarak geliyor. Bazen her ikisi de sözel gelebiliyor arkadaşlar. Tam sınava uygun bir formatta gelmiş sorular. E, zaten e, soruların kolaylığı ve zorluğu hakkında da denemelerde de şey oldu ya. Ne yazıyordu burada? Nerede? Şurada. Her türlü senaryoyu yaşayın. Sınavda şaşırmayın. Ne vardı burada? 2 adet başlangıç seviyesinde, 8 adet orta seviyede, 2 adet de ileri seviyede denemelerle karşılaşacağız diye söylüyordu zaten kitabın kapağında. Şimdi başlangıç seviyesindeydik. Ve çok da güzel sorular vardı arkadaşlar. Çok hoş bir deneme olmuş geometri adına. Devamında e, göreceğiz bakalım. İnşallah. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir sonraki videoda deneme 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.